inanamıyorum. Rüya değil. Rüya değil. Sen gerçeksin sen. Yaşıyorsun, yaşıyorsun. Sen yaşıyorsun. İnanamıyorum. Oğlum, inanamıyorum. Aa, yeter be. Kes şamatayı. Bu ne böyle vıcık vıcık? Kardeşi falan değilim kızım ben senin. Dedektife de o kocana da söyledim bunu. Hepinize ayrı ayrı laf mı anlatacağım be? Ne bakıyorsun aval aval? Kızım benim annem de babam da yıllar önce öldü, tamam mı? Kimsem yok benim. Kardeşim falan da yok. Senle ben asla kardeş olamayız. Anladın mı? Asla. Şimdi o zengin züppe kocanı da al bas git buradan. Bir daha da sakın ama sakın buraya geleyim deme. Cevap ver Suna, ben mi bir şey yaptım? Ne olursun söyle. İstanbul'dan seni kırdın mı? Bütün bu pisliklere bulaştığı yetmezmiş gibi bir de senden geçmişini saklayarak gözünü boyamaya çalışmış. Kandırmış seni. Nasıl derim? Böyle gözlerin içine baka baka nasıl sen hırsız mısın derim. Ailem seninle görüşmeme izin vermiyor. Keşke. Keşke ben bir şey yapmış olsaydım. O zaman seni geri kazanma şansım olurdu. Ama söz konusu ailen olunca elimden ne gelir ki? Anladım. Bana sebebini söylediğin ve dürüst olduğun için sağ ol. Sen de dürüst olsaydın. Geçmişini benden saklamasaydın. O zaman her şey çok farklı olurdu. Al bakalım. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım değil mi? Böyle damdan düşer gibi karşına çıkıp kardeşimsin diyorum. Saçma geliyor değil mi? İnan bana da başta çok saçma gelmişti. İnanmadım. İnanmadım, inkar ettim ama gerçek. Gerçek bak, bu benim bilekliğin. Sen benim kardeşimsin Gülsüm. Sen benim kardeşimsin. Tıraşı. Amma laf anlamaz çıktın be. Hayal görüyorsun kızım sen, hayal. Hadi şimdi çek arabanı. Bir daha da bu zırvalıklarla kapıma dayanmayın. Hayır. Hayır, gerçek. Gerçek, yemin ederim gerçek. Gerçek. Geçmiş olsun Atır Bey. Beni beklemenize gerek yok. Önemli bir yara değil. İyiyim ben. Çok şükür. İyisiniz tabii ama sizi bu durumda bırakamayız.
Ne olursa olsun ciddi bir saldırı atlattınız. Üstelik eşimi korumak için. Size zaten bir minnet borcum vardı. Şimdi iki oldu. Hiç böyle düşünmeyin. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapar. Bu zamanda hiç kimse bir başkası için hayatını tehlikeye atmaz. İzin verin biraz daha yanınızda kalın. Kemal Bey, ciddi bir yaralanma değil bu. Kısa sürede iyileşir, basit bir yara. Hem burası çalıştığım yer. Yalnız değilim. Arkadaşlarım var. Peki. Ama neye ihtiyacınız olursa olsun mutlaka beni... Mutlaka arayacağım. Hiç merak etmeyin. Ama artık evinize gidin dinlenin. Hem Narin Hanım'ın da dinlenmeye ihtiyacı var. Sen iyi misin? Sanırım haklısınız. Biz artık eve dönelim. O da şok oldu tabii. Yani bunca yıl doğru bildiği her şey yalan oldu. Annesi, babası, tüm hayatı. Ona biraz zaman verelim. Bu kadar üstüne varmayalım. Hadi gel konağa dönelim. Olmaz. Hayır olmaz. Olmaz. 15 yıl sonra buldum ben kardeşimi. Koskoca 15 yıl. Olmaz. Olmaz, onunla konuşmadan hayatta gitmem. Sonsuza dek sürse de bekleyeceğim. Tamam, bekleyelim. Bekleyelim o zaman. Ama burada değil. Burası çok soğuk. Hadi gel arabaya geçelim. Hayır, lütfen. Hadi arabaya. Ne istiyorsunuz benden, ne? Ne var? Ödedik ya paranızı. Daha ne arayıp duruyorsunuz Carcar? Vay, o kadar parayı ödedin. Bir de üzerine yürek mi yedin kızım sen? Faizi unutmuşsun. Onu da alalım münasip bir zamanda. Ne faizi ya? Gözünüz doysun. Kes tatavayı. Hayır kurumuyuz lan biz. Aç kulaklarını dinle. Ödediğinin yarısı kadar daha. Yuh! Yarın sabah para elimizde oldu oldu. Olmadı hesabını keseriz, ona göre. Alo? Alo? Hastanede bir şey mi oldu? Ben yanında yokken. Benim bilmem gereken. Apar topar ayrılmışsın hastaneden. Neden? İnatçı keçisi çünkü. Zaten en başta demiştin hastaneye gitmeydin diye. Ya sana bir şey olsaydı? Olmadı işte. İyiyim. Bekle bir dakika. Ne oldu, nereye? Bekle. Alış biraz. Dedim ya, şokta. Yani duyduklarını birden kabullenmesi zor tabii.
Haklısın. Çıktı bak. Çıktı. Ben yanına gideceğim. Aç bakalım. Naneli. Sen nereden anladın benim naneli çikolata? Tabii ya. Masalla konuşurken duydun. Hayatımdaki bütün kadınlar naneli çikolata seviyor. Yolda eczaneye uğrayıp kaskı hepşeteceğim. Gülsüm! Gülsüm dur ne olursun. Gülsüm bak sadece 5 dakika sakince beni dinlesen bana hak vereceksin biliyorum. Lütfen sadece 5 dakika. Faizmiş. Bir düşmediler yakan ben. Gülsüm. Gülsüm lütfen. Narin. Narin necesin? Pardon. Ben gözlerime inanabilmirim. Sen buradasan, Türkiye'de. Ben çok korktum başına bir şey geldi diye. Herkese soruştum, Narin kaçtı gitti dediler. Çok şükür ederim ki sen yaxşısan Narin. Aynur. Yoldaşım şimdi yanında. Bir sene sonra görüşüp danışalım yaxşı. Her şeyi sana izah edelim. Sanırım Azerbaycan'dan arkadaşım. Gülsüm bak beni dinlemen gerekiyor lütfen. Ne var ya ne? Ne istiyorsun benden? Daha kaç kere söylemem gerekiyor? Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Şu gördüğüm binalar var ya. Annem ve babam o binaların ardındaki mezarlıkta yatıyor benim. Ve ben de tek yaşıyorum. Gördüğün gibi de çalışıp para kazanmam lazım. Gülsüm bak dedektifin verdiği bilgiler. Sonra kaybolduğun tarihi. Boynundaki ben. O bileklik. Hepsi tek bir şeyi doğruluyor. Kardeş olduğumuzu. Tabii. Gak desen ekmek, guk desen su. O kadar paranın içinde canı sıkılmış senin. Düşmüşsün kardeşinin peşine. Yanlış adrestesin kızım. Bak. Kabullenmek ne kadar zor olsa da, sen ne kadar inkar etsen de ortada tek bir gerçek var. Sen benim kardeşimsin. Ve ben senden vazgeçmeyeceğim. Sen bir kardeş arıyor olabilirsin ama ben bir abla aramıyorum. Ve hiç de ihtiyacım yok. Rahat bırak beni ya. Düş yakandan düş.
Seni bir daha görmeyeyim burada. Haydi herkes yoluna. Gülsüm. Hocam Kemal, Aynur arkadaşım. Selam. Ben de Narin Kemal, Azerbaycan'dan gelmişim. Sonra burada evlendim. Şimdi artık yoldaşımla burada yaşıyorum. Ha, bir de bir kafe açmışım. Sizi de bekliyorum. Çok sevindim. Uygun bir vakitte mutlaka gideriz. Narin, sen buranın numaranı yaz. Ben sana sonra zeng geliyorum, yaxşı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Recep'a. Reyhan, İyi gözükmüyorsun. Bir şey mi oldu? Aslında olmadı. Hiçbir şey beklediğim gibi olmadı. Kız kardeşi bizi hoş karşılamadı. Yani umduğumuz gibi sevgi dolu bir kavuşma olmadı maalesef. Olan bitene inanmak istemedi. Kızım, şaşkınlığından demiştir öyle. Yoksa o senin canın kanın. Bunca badireden sonra birbirinizi bulmuşsunuz. Biraz zaman geçsin. Bak göreceksin, koşa koşa sana gelecek. Et tırnaktan ayrılır mı hiç? Tabii canım. Hem düşünsene, yıllar sonra biri çıkıyor, ben senin ablanım diyor. İnanması gerçekten zor. Ona da hak vermek lazım. Sabırlı olmalısın. Bu kardeş safsatası boş bir hayal. Çok çok geçmiş olsun Narin'cim. Ha ne büyük bir tehlike atlatmışsınız. Verilmiş sadakanız varmış. Ya başınıza bir şey gelseydi o. Oh, Allah'ım korumuş sizi. Ay çok şükür ki Erhan Bey oradaymış. Resmen yeniden kahramanlık yapmış. Adam doktor da. Ya onun işidir insan hayatı kurtarmak. Gece, gündüz, hastane, sokak demeden çalışıyor demek ki. Aferin uşağı. Başı! Ya, bırak! Bırak!
Bırak! Bırak! Yok çocuk! Şu şuna! Ali! Bırak! Bırak! Bırak çocuk! Bırak! Bırak! Ali! Bırak! Bırak! Hey, 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 sakin ol. Tarhun. Narin, sen dur. Sakin. Hey, sakin ol. Tarhun. Tarhun. Erhan Bey'in durumu nasıl? Tehlikeli bir şey yok ya. İyi, iyi. Gayet iyi. Hay Allah. Ona da geçmiş olsuna gitmek lazım ama arkadaşlara sözüm var. Uludağ'a gideceğiz. Hey, 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 sakin ol. Tarhun. Narin, sen dur. Sakin. Tarhun. Bu ne demek oluyor anne Allah aşkına? Çok safsınız. Belli ki usta bir dolandırıcıya denk geldiniz. Önce istemez görünecek. Kendini ağırdan satacak ki ederi büyük olsun. Sonra istemem yan cebime. Biraz dinlensen iyi olacak sanki ha. Ne dersin? Hı hı. Ben de geliyorum birazdan. Peki abla. Sefer'e söyle çiftlikteki tadilatı hızlandırsın. Annem gitmek için sabırsızlanıyor da. Benim için yaptı. Benim için tehlikeye attı kendini. Arayıp bir teşekkür mü etsem? Yapma Narin. Yapma. Yanlış anlayıp saçma sapan şeyler düşünür. Şu gördüğün binalar var ya, annem ve baba. O binaların ardındaki mezarlıkta yatıyor benim. Sen bir kardeş arıyor olabilirsin ama ben bir abla aramıyorum. Ve hiç de ihtiyacım yok. Rahat bırak beni ya, düş yatağından, düş. Benim ablaya ihtiyacım yok dedi.
ihtiyacım yok. Gülsüm haklı. Hem de çok haklı. Ben onu hiç aramadım. Çünkü yaşadığını bilmiyordum ki. O ihtimali hiç düşünmedim, düşünemedim. Nereden bilecektin? Küçücüktün ve sana öldü dediler. Ölümün ne olduğunu bile doğru düzgün bilmiyordum. Sadece annemin feryatlarından böyle hıçkıra hıçkıra ağlayıp hırkasını koklamasından anlıyordum işte biraz bir şey. Sadece bir kez düşünseydim. Ben annemin koynunda sıcacık yuvamda huzur içinde büyürken bu kim bilir neler yaşadım. Yok, bu böyle olmayacak. Senin yatıp biraz dinlenmen lazım. Ben şimdi sana ılık bir süt getireyim. Uyuman da yardımcı olur. Bugün yanımda kocam vardı. Konuşamadık Aynur. Şartlar ne olursa olsun her koşulda kitabımı okurum diyorsun. Kitapla da inatlaşıyorsun galiba. Siz düz yazdınız ama ben ters okurum diyorsun. Ben yeni aldım zaten. Şimdi başlayacaktım. Hatırlıyor musun? Bir kere bana sen kapalı kutusun demiştin. Ben de bazen senin için aynı şeyi düşünüyorum. Kapalı derin bir kutu. İçinde neler saklı belli değil. Azerbaycan'daki hayatım mesela. Tek bildiğim şey çocukluğun, yaptığın yaramazlıklar, oynadığın oyunlar. Sonrası yok. Anlaşıldı. Yine hiçbir şey anlatmayacaksın. Peki. Öyle olsun. İyi geceler. İyi geceler.
Hatırlıyor musun? Ben uçurumun kıyısında her şeyden vazgeçmiş, kaybolmuş bir haldeydim. Sen yanıma geldin. Hiç umudum yokken ayağa kalkabileceğime, yürüyebileceğime beni inandırarak beni o uçurumun kıyısından çekip aldın. Hayatımı değiştirdin. Üstelik sadece benim değil. Etrafına baksana Reyhan. Abimin, Zeynep'in, babamın, iyilik dolu kalbinle kimin hayatına dokunduysan iyileştirdin. Benim gibi kendine inanmayan, huysuz, dik kafalı birini bile bir abla şefkatiyle bambaşka biri haline getirebildiysen, ben adım gibi eminim, Gülsüm'ün de kalbine dokunacaksın. O ne kadar direnirse dirensin. Bunu bil. Toparla kendini. Daha çok işin var. Şimdi sen benim ablam oldun. Uyandığımızdan beri konuşmuyor. Haklı tabii. O sordukça ben susuyorum. Keşke anlatabilsem. Benden mutlusu olmayacak ama. Belki kahve onu yumuşatır biraz. Alo Aynur. Narin, ne yenirsen hardasın? Evdeyim, biraz işlerim var sen? Ben de kafedeyim. Boşsan sen de gel sohbet eliyey, çay içey. Biraz kendilerinden danışarak ha? Olar gelirim. Ben de senden yüz yüze danışmalıyım. Dünen rahat danışabilmedim. Kocam geçmişte olan biten hiçbir şeyi bilmiyor da. Gizli olan şey ne olabilir ki? Yapıyordur ki şimdi bu soğukta. Thank you.
Bugün müydü senin sınavın? Hı hı. Çalışamıyorsun galiba. Tamam. O zaman beraber çalışalım. Mimaride estetik. Şimdi söyle bakalım. Mimaride akustik nedir? Hatırlamıyorum. Kalbimin sesini duyuyor musun? Elinle dokununca nasıl da titriyor. Duyuyorum. İşte bu kalbimin akustiği. Seni görünce, sana dokununca, sana bakınca akustiği şaşıyor. İşte bu şaşmalar olmasın, ses dağılımı konforlu olsun dendiğinde mimari akustik devreye giriyor. Evet. Ses iletişimini barındıran mekanlarda kullanılır. Ses dağılımının daha konforlu bir şekilde yayılması amacını taşır. Aynen öyle. Bravo. İşte şimdi bir ödülü hak ettim. Soruyu ben bildim. Ödülü sen aldın. Anlamadım ben bu işi. Bil diye uğraşıyorum o kadar. Elbette ödül benim olacak. Ama yok. Ben illaki ödül istiyorum diyorsan... Yok yok. Çalışalım biz. Bence de vazgeçmemeli miyim? Kesinlikle. O senin kardeşin. Sadece tanımıyor henüz. Ama tanıyınca çok sevecek. Sever değil mi? Elbette sever. Ama benden daha çok değil. Baştan anlaşalım. Kimse seni benden daha çok sevemez. Ya sen onu benden daha çok seversen? Bak o hiç olmaz. Fena bozuşuruz. Şimdiden söyleyeyim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Benim biraz dışarıda işlerim var. Birazdan çıkacağım, haberin olsun. Ben götürürüm seni nereye gideceksen. Yok sağ ol. Zaten uzak değil. Ben giderim, hem hava almış olurum. Benim bir işim yok. Ben bırakırım, hadi git hazırlan. Bu fırsatı değerlendir. Hep çalışıyorsun. Evde kal, dinlen biraz. Ben kendim giderim. Peki. Sen bilirsin, iyice kavga çıkmazmış. Ben gidip hazırlanayım.
Ben de senden yüz yüze danışmalıyım. Dün rahat danışabilmedim. Kocam geçmişte olan biten hiçbir şey bilmiyor da. Pes etmeyeceğim. Onu da inandıracağım. Kardeşimden asla vazgeçmeyeceğim. Ne kadar kararlı olduğunu biliyorum. Elbette vazgeçmeyeceksin. Ben de hep senin yanında duracağım. Geldik be geldik. Patlama. Siz... Kısmet işte. O kadar zaman sonra sen kalk, küçede yürürken karşılaş. Bir seninle kadar sevindim Narin. Altın bulmuş gibi. Ben de çok sevindim Aynur. Ama senden bir şey hayş edeceğim. Beni gördüğünü hiç kime deme. Sakın. Bilirsen mafya peşimde de. Bilirim. Sen hiç narahat olma. Hiç kimse şey deme. Üç ildir buradayım. Kaşar yaşamak çok çetindi. Bir süre işte çalıştım ama hep yüreğim ağzımda. Sonra Kemal'le karşılaştım. Evlendik. Dürüst, huzurlu. En önemlisi güvenli bir hayatım var çok şükür. Erhan. O da burada. Bir süre önce yollarımız kesişti. Ne danışırsan? Evli olduğunu bilmir ki. Bilir. Benim için önemi yoktu artık. Ben onu sildim o gece. Sildin mi? Niye? Nasıl niye? Ben o mafyanın eline bırakıp kaçtı. Nasıl yani? Sen... Seni bırakıp kaçtın mı zannedersen? Erhan o gece vuruldu. Sen haberin yoktu ki. Özde sana gelirken vuruldu.
Ölüyordu az kala. Sonra bütün her yerde seni aktardı ama hiç arada tapabilmedi. Bana söyledikleri doğru muydu yani? Dünen rahat danışabilmedim. Kocam geçmişte olan biten hiçbir şey bilmiyor. Ne saklıyorsun benden ha? Niye? Bugün konu Azerbaycan'ın açıldığında heyecanlanmadın hiç. Normalde çocukluğun gelirdi aklına. Ya heyecanlanırdın ya hüzünlenirdin. Bir sorun mu var? Sen iyi misin? İyiyim. Biraz başım ağrıyor. Uyursam geçer. Kimsin sen? Ne kadar tanıyorum seni. Uşağa, ne öyle kıyım kokuma koşup bir böyle tek başına altıraysa, fırıncım nereye yatır? Dışarıda işleri varmış. Oha, sürprizim var. Ne sürprizi? Çayın yanına yası diyor, aha patlayacağın reçeli aldım. Geçen de aradı, taradı, bulamadı. Ben buldum. Sen de iyice annesi gibi oldun ha. Ne sever, ne sevmez. Her şeyi öğrenmişsin. Öyle vallahi. Biliyor musun bazen elime doğmuş gibi geliyor. Ya sanırsın ezel evvel bir araya geldik. Kibırcığım. Atarlı gelinim benim. Sana hiç geçmişten bahsetti oluyor mu? Azerbaycan'daki hayatından. Hakikat. Hiçbir şeyini bilmiyorum daha. Ama ben bilmişim ne olacak? Kocası olarak sen biliyorsun ya. Yeter daha. Hadi ben mutfaktayım. Ben de hiçbir şeyini bilmiyorum ki. Saklıyor. Hiç kimse hiçbir şeyini bilmiyor. Niye saklıyorsun peki? Ha? Kimsin sen? Ne var? Emanet almaya geldik. Sökül paraları. Patronunuza da söyledim. Borcum falan yok benim. Hepsini ödedim. Ne demek borcum yok? Sen bizimle dalga mı geçiyorsun kızım? Nerede para? Bak ya bu parayı ver ya da borcunu başka türlü ödersin. Ne diyorsun sen be? Canınla mesela. Bu sefer her şey yolunda gidecek. Rahat ol. Rahat. Hadi bakalım.
Hazırım. Seni bırakıp kaçtın mı zannedersen? Erhan o gece vuruldu. Sen haberin yoktu ki. Özde sana gelirken vuruldu. Ölüyordu az kala. Sonra bütün her yerde seni aktardı ama hiç orada tapabilmedi. Ben o gece seni terk etmedim. Yanına gelemedim. Çünkü... Ne yapıyorsun? Gidiyorum ben. Bak, işte sebep bu. Bu yüzden gelemedim yanına. O gece senin yanına gelirken yakalandım. Vurdular beni. Öldüğümü zannedip bir köşeye attılar. Yalan söylememiş. Gerçekten beni bırakıp kaçmamış. Yanıldın mı yani? Yıllarca bir yalana inanıp boşu boşuna mı acıyacaktım ben? Beni ölüme terk etti sandım. Bırakıp kaçtı dedim. Hepsi yalan mıydı? Seni hala çok seviyorum Narin. Çok. Deliler gibi. Senden gerçekten korkulur. Sen nasıl bir adamsın? Kendi canını kurtarmak için zavallı kızı öyle bırakıp kaçtın. Şimdi de yalan dolanla, daha da kötüsü beni de alet ederek geri kazanmaya çalışıyorsun. Senin yaptığını şeytan bile yapmaz. Bak şunu. Ne kadar güzel değil mi? İşte bu güzellik benim. Başka hiç kimsenin olamaz. Hastasın sen. Seninki aşk falan değil Erhan. Saplantı bu. Eğer gerçekten ona aşık olsaydın... öyle bırakıp kaçmazdın. Ona gerçekten aşık olmuş olsaydın... gönlü razı olmazdı bütün bunlar Erhan. Yazık. Çok yazık sana. Doğru. Önce kendi hayatım. Ama ondan sonra Narin. Hep Narin. Benim olanı alırım. Alacağım da. Onun için ne gerekiyorsa yapacağım. Bence ahlak dersi vermeden önce kendi yaptığını da sorgulasan hiç fena olmaz. Al bakalım. Hepsi burada. Ah ya, kafeme icra gelmeseydi. Konuştuğumuz kadar. Thank you.
hazır ol çıkıyor. Ben de çıkıyorum şimdi. Konuştuğumuz gibi. Zamanlama çok önemli. Unutma. Sadece çantasını alacaksın. Kolumdan, evet. Ona en ufak bir zarar gelmeyecek. Çok dikkatli ol. Hata istemiyorum. Aşkta kazanmak için her yol mübah. Abicim, buldum, buluşturdum, ödedim borcumu. 5 kuruş param yok. Olsa vermezdim. Canımı susadım ben. Bunları babaya anlatacaksın. Ama orada dinlemez seni. Boş ver. Et duanı. Olur. Götür. Götür beni. Dinler belki. Ben anlatayım. Ne olur elini ayağına diyeyim abi. Kıyma bana. Baba acıma nedir bilmez. O işine bakar. Bu ne la şimdi? Gülsün. Benim Reyhan, açar mısın kapıyı? Gülsüm hadi lütfen. Açar mısın kapıyı? Sus, sus lan. Bağırma. Gülsüm aç lütfen. Hadi ne olursun aç şu kapıyı. Evde yok galiba. Evet. Asma öyle suratını. Sonra geliriz yine. Kaçmıyor ya Gülsüm. Üzülme. Sen de duydun mu?